28 Mayıs akşamında şunları söyleyebilirim arkadaşlar. Bu seçimin kaybedeni de suçlusu da Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'dır. Hiç suçlu öyle baş yerde aramayın. İnsanlar halkı suçluyor. Yani i̇nanamıyorum. Halkı suçlayana kadar kazanacak adayı çıkartmanız lazımdı. Yani çıkartmamız lazımdı. Ben de maalesef zorunluluktan Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na oy vermiş biri olarak konuşuyorum. Ee, alternatif bırakmadılar. Muharrem İnce'ye türlü iftiralarla gönderler. Muharrem İnce çok düzgün bir insan demiyorum. Ama en azından bir alternatifti. Onun da çok hataları oldu bu süreçte maalesef. Ama demek ki ceketimizi assak kazanırdık diyorlardı. Demek ki öyle olmuyormuş. Suçu sakın başka yerde aramayın arkadaşlar. Bu iş Davutoğlu'yla Babacan'la eski AKP'lilerle olmaz. Bu iş her sene Sakine Cansız'ı anan Canan Kaftancıoğlu hanımefendiyle olmaz. Öncelikle bu bilinsin. Öncelikle bunun bilinmesi lazım. Eğer siz bunu görmezden gelirseniz 10 seçim daha kaybederiz. Çok güzel hazırlanmışlar gerçekten seçime. Herhalde hazırlanmaktan kasıtları zaten CHP'nin kazanacağı yere gidip 10 tane müşahit koymak olmuş. Tebrik ediyorum kendilerini. Ama CHP'nin azınlıkta olduğu yerlerde bir sürü video gördük sosyal medyada. Gerçekten bir buçuk yıldır süper hazırlanmış Millet İttifakı. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Hepsine hakkımı sonuna kadar helal ediyorum. Tamam mı? Hepsine hakkımı sonuna kadar helal Yeter ki def olup gitsinler artık şu partinin başından. Bizim de en azından 2028 seçimlerine bir şansımız olsun. Tamam mı? en azından 2028 seçimlerine bir şansımız olsun. Halka cahil diyor herkes. Doğru. Peki halk cahilse bunun çözümü ne? İyi bir eğitim vermemiz değil mi? İyi bir eğitim vermemiz için ne yapmamız lazım? İktidara gelmemiz lazım. İktidara gelmemiz için ne yapmamız lazım? Bu halkın seçeceği bir aday göstermemiz lazım. Değil mi? Peki bu Kılıçdaroğlu değildi. Kimse Kılıçdaroğlu'nu istemiyordu. Öyle ya da böyle. Bir sebebi vardı istemiyordu. Dedik ki Kılıçdaroğlu aday olmasın ne dediniz? AKP'lisin sen dediniz. Twitter'da falan etiketlendi AKP'lisin yani. Hayır abi. Daha sonra dedik ki bakın Mansur Yavaş çok iyi bir alternatif. Muharrem İnce iyi bir alternatif. Sen dediniz oyları bölmeye çalışıyorsun. Sen vatan aynısınız dediniz. Tamam abi buna da tamam. Mansur Yavaş gelirse Kürt oylarını alamaz dediniz. Arkadaşlar 5 seçimdir. 5 seçimdir Kürt oylarını alıyoruz değil mi? Talibiz ve bu senaryo 5 seçimdir yaşanıyor yaklaşık olarak alıyoruz da Kürt oyunu baktığımız zaman e ne değişiyor? Sonuçta ne değişiyor? Biz yine kazanamıyoruz. Yine kazanamıyoruz. Zaten memleketini seven Kürt, Türk, Laz, Çerkes fark etmeden mantıklı olan kişiye vermez mi oyunu? Verir. Yani Selo dediği için değil. Zaten memleketini istemeyen biri varsa, sevmeyen biri varsa bu Selo dese de vermez oyunu. Anlatabildim mi? Ya yani benim bir sürü Kürt arkadaşım var. Selo ile alakaları yok. PKK'yı terör örgütü olarak görüyorlar zaten. Tamam HDP, HDP ile değiller. Hiçbir zaman da HDP'li olmadılar. O, onlar zaten oy verecek. E peki bizim oy alamadığımız kısım. AK Parti'nin içindeki AKP'den sıkılmış, oy vermek istemeyen fakat alternatif bulamayan seçmen değil mi? Bizim oy almamız gereken kısım AKP ve MHP'nin içindeki milliyetçi seçmen değil mi? Bunlar ama bunlar dururken biz ısrarla %2, %3 getirecek bize. %4 getirecek. Kürt oylarına talip oluyoruz. Niye %4 getirecek diyorum. Çünkü bu kadar talip olmak yine diğer tarafa yönelsek en fazla oradan %3 eksileceğiz. En fazla %3 eksileceğiz. Ama diğer taraftan belki %10, %20 oy gelecek. %20 olmasa da %10, %15 oy gelecek. Ki fazlasıyla yetiyor durumda zaten bize. Biz bu %2, %3'e yöneldiğimiz için... Çünkü tekrar dediğim gibi bakın Kürt seçmeni zaten verir yani. O niye vermesin? O %20'yi kaybediyoruz. Muharrem oylar bölüyor dendi. Oyları böleceksiniz. Şu an Muharrem İnce oyları bölmedi. Meclise bakın tip girdi. Yeşil Sol Parti girdi. Mecliste üstünlüğü yine AK Parti aldı. Kim böldü abi oyları? Hı? Meclise hiç giremeyen Muharrem İnce mi böldü? Kazan, katılmasaydı direkt Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı, şey Kemal Kılıçdaroğlu diyorum, katılmasaydı direkt Tayyip Erdoğan'ın kazanacağı Sinan Oğan mı oyları bölmüş oldu? Yoksa tiple YSP mi oyları bölmüş oldu? Bir düşünün bakalım kim oyları bölmüş oldu. Biz bunu söylediğimiz zaman sen yine işte PKK, PKK ne ya AKP'lisin de değil mi? Diyeceklerim bunlar. Biz öncelikle kendimize çekiyoruz. Ama ben tabii bunları desem ne olacak? Unutulacak. Yine yarın bir gün saçma sapan Ekmelettin İhsanoğlu gibi efendime söyleyeyim saçma sapan bir aday çıkar. Yarın da Özgür Özel aday yaparlar. Olur biter. İlke aynen devam. Mis gibi.